Once you cross that line, there'll be no memories. Karanlık sır. Genç bir adam olan Jack ve kendisinden küçük olan kardeşleri Billy, Jen ve Sam'in büyük sırları vardır. Dört kardeş bir arada kalmaya devam edebilmek için sevgili annelerinin ölümünü herkesten saklamak zorunda kalır. Ancak bu şartla birlikte yaşamaya devam edebilecek olan kardeşlerin hayatını zorlaştıran bir diğer etken daha vardır ki bu sakladıkları sırdan çok daha kötücüldür. Genç kardeşlerin yaşadıkları malikanede şeytani bir varlık kol gezmektedir ve kardeşlere rahat vermemektedir. In front of me are held accountable. We need to stop them. I'm in. İkinci sırada Ölümcül Labirent. Ölümcül Labirent Şampiyonlar Turnuvası, hapsedildikleri Ölümcül Labirent'ten kurtulmaya çalışan bir grubun hikayesini konu ediyor. Zoe ve Ben kurtulmayı başardıkları oyuna kendilerini hapseden kişiyle yüzleşmek ve mücadele etmek isterler. Öğrenirler ki ölümcül oyunu yapım şirketi Manhattan'dadır. Zoe ve Ben bir saldırı planı yapar ancak planları suya düşer. Yeniden aynı kişiler tarafından kaçırılan iki kişi kendilerini bir bulmacanın içerisinde bulurlar. Çok geçmeden girdikleri vagondaki tüm oyuncuların daha önce bu oyundan kurtulan kişiler olduğunu fark eder. Zoe ve Ben kurtulmak için yine tuzakları aşmaya çalışırlar. Üçüncü sırada Nefesini Tut. Nefesini Tut, yıllarca ıssız bir kulübede saklanan kör bir adam. Bir evde çıkan yangın sonucu yetim kalan genç bir kızı yanına alır. Onların sakin yaşamı genç kızın bir grup tarafından kaçırılmasıyla bozulur ve adam genç kızı kurtarmak için güvenli sığınağını terk etmeye zorlanır. Your first marriage is over. Would you like to create a second one together? Have you considered a change of environment? You saw that house. It's perfect. We really need a fresh start. I love you. I love you too. Thank you for the note. What note? Beşinci sırada Sır Yuvası. Sır Yuvası, genç bir çift birlikte eve çıkabilmenin yollarını ararlar. Ev arayışında olan çifte normalde imkanlarının ötesinde olan ve şüpheli bir geçmişe sahip bir ev için inanılmaz bir anlaşma teklif edilir. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen çift teklifi kabul edip eve yerleşirler. Ancak çok geçmeden birçok tuhaf durumla karşı karşıya kalırlar. Paranoid hallucination. We've both been going through some difficult changes. Cheers. I had a moment of weakness and I hate myself for that. It's our first night here. Don't spook yourself. But for some of us, there's only today. Hey, sexy. Get in. Fine. No, I'm eating. Get out. Oh, you guys. It's a big party tonight. My mom's going out of town. Oh my God. What's she doing here? Watch this. Psycho! Ben ölmeden önce. Sam normal bir hayat süren genç bir kadındır. Memnun olduğu bir hayatı vardır. 12 Şubat tarihi de onun için sıradan bir gündür. Ta ki o gün hayatını kaybedene kadar. Ancak trajedisi burada sona ermeyecektir. Sam 12 Şubat'ı tekrar tekrar yaşamaya başlar. Aynı günü bir haftalık süre boyunca tekrar tekrar yaşayan genç kadın
ölümünün sırrını çözmeli ve kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu her şeyi keşfetmelidir. I had to do something that would make a difference. Maybe things could change. And maybe I could change them. It's too late. It's never too late. Are you in trouble? You can trust me. You can trust me back. Let me down, Jenny. That's what I think I need. Maybe for you there's a tomorrow. But for some of us, there's only today. But I didn't know any of that until right before I fell. Ses ile avlanan yaratıkların dehşetinden kurtulduktan sonra evlerinden ayrılıp kendilerini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulunan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Sese karşı duyarlı yaratıkların meydana getirdiği ölümcül olayları evlerinden takip eden Abbott ailesi yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Evlerinden ayrılan Evelyn ve çocukları Marcus ile Rega dünyadaki vahşetle yüzleşmek zorunda kalır. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan aile hayatta kalabilmek için